Bakara suresi 148, şeytan Allah'a sanırım. Herkesin, her toplumun yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Bakın dikkat edin. Her nerede olursanız, dünyanın nerede olursanız olun, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Kuleyni Ebu Cafer'in bu ayette muhatap olanların Mehdi'nin dostlar olduğunu belirtmektedir diyor. Mehdi'nin talebeleri dünyanın neresinde olursa olsun bir araya geleceklerdir. Ayet buna işaret ediyor diyor. Maşallah. Maşallah. Hadis. Maşallah. İnşallah. Fusule suresi 53. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde, bizzat kendilerinde, yani hem de dış alemde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğunu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Burada da yine Mehdi'nin zuhuru açıkça ayette ifade edilmektedir diyor. Kuleyni. Ebu Cafer'den nakille. Bak, hem afakta hem kendi nefisten onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerine Rabbinin şahit olması yetmez mi? Mesela yine Sad suresi 88. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Bu da Mehdi'nin çıkış haberi diyor. Yani Mehdi'nin zuhur haberi Kur'an'da belirtilen budur diyor. Bak gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Kimden nakil? Ebu Cafer'den. Cafer-i Sadık'dan nakil. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Mehdi'nin zuhur haberini. Maşallah. Kur'an ayeti. Cin suresi 24. Sonunda onlar, kafirun ve kafirat, münafıkun ve münafıkat, iblisun ve iblisat. Sonunda onlar kendilerine vaat edileni. Neydi vaat edilen? Mehdi'nin çıkışı değil mi? Ha. Vaat edileni gördükleri zaman yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış? Hani diyor ya Mehdi talebenin sayısı az, nasıl yapacaklar diyor. Evet tabii. Bak, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış? Sayı bakımından kim daha azmış? Artık öğrenmiş olacaklardır. Yani az olanın nasıl onları dizle getirdiğini görenecekler diyor Allah ayette. Bu da yine İbrahim el-Kumi'nin tefsirinde belirtiyor. Kavmin ortaya çıkışı, Mehdi'nin ortaya çıkışında gerçekleşecektir diyor. Yine rivayet. Efendim. Tövbe suresi 33. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayet ve hak dinine gönderen odur. Bu ayette yine Mehdi'ye yöneliktir diyor hadiste. Yine Nur suresi 55. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere. O çocuk yemek yedi mi? Yok. Tamam. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Kime? İman edenlere. Bir de samimi olanlara vaat etmiştir. Allah'ın vaadi. Hiç şüphesiz diyor Allah. Şimdi bazı insanlar şüphe eder ya. Evet. Allah diyor ki hiç şüphesiz diyor. Onlardan öncekileri, Mehdi ve talebelerinin öncekiler kim? Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, dünya hakimi yaptıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi yapacak. Nerede yapacakmış Cenab-ı Allah? Nerede? Yeryüzünde. Dünyada. Bütün dünyada. Ne yapacak? Güç ve iktidar sahibi. Kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ve onları korkularından sonra işte hapsedilme, dövülme, sövülme, iftira edilme, takip edilme korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bütün dünya huzur içinde olacaktır diyor. Onların özelliğini Allah belirtiyor. Onlar yalnızca bana ibadet ederler. Şirk koşmazlar. Ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Hiçbir işte yobazı, şunu bunu ortak koşmazlar. Ne yapıyorlar? Sadece Kur'an'a göre hareket ediyorlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.
Nur suresi 55'te de yine hadiste, bu hadis ayette Mehdi'nin zuhuruyla ilgilidir diyor. Maşallah. Mehdi işaret eden bir ayettir diyor. Yine Kasas suresi 5. Biz ise diyor yani Cenab-ı Allah yeryüzünde, bütün yeryüzünde güçten düşürülenlere kim? Mehdi ve talebeler ne yapılıyor? Hapsediliyorlar, dövülüyorlar, sövülüyorlar. Sayılar az. Güçten düşürülenlere lütufta bulunmak. Onları önderler yapmak. Ne demek? Dünya yöneticisi yapmak. Ve miraççılar kılmak istiyoruz diyor. Bütün dünyanın miraççısı kılmak istiyoruz diyor. Yine bu ayette Mehdi'nin zuhuruyla ilgilidir diyor hadiste. El-Kafi'de Ebu Abdullah'tan geliyor rivayet. Ebu Abdullah sahabelerden. El-Kafi'de geçiyor. Kuleyni Şia mezhebinde Şia'nın Buharisi olarak biliniyor. En sahih hadisleri nakleden kişi olarak biliniyor. Maşallah. Yani bize nasıl Buhari ünlüdür, evet, senettir. Şia'da da Buhari gibi aynı. Kuleyni. Kuleyni diyorsa bitti. Dolayısıyla ehli sünnette de muteber bir alimdir Kuleyni. İnşallah. Yani Buhari gibi muteber bir alemdir. İnşallah.